Biz Türkiye Cumhuriyeti hükümeti olarak spor alanlarındaki şiddet ve düzensizliğin önlenmesi konusunda çok sağlam bir iradeyle kararlı bir adım atmaya hazırlanıyoruz. Bu noktada en ufak bir tereddütümüz yok. Herkes üzerine düşen vazifenin sorumluluklarını idrak ettiği takdirde bir problem yaşanması mümkün değil. Atılacak olan ilk adım koruma görevlisi uygulamasıdır. Stadyumlardan özel güvenlik personeli çıkarılacak. Koruma görevlisi adıyla emniyet birimleri yeni oluşturulacak olan emniyet birimleri stadyumlardaki güvenlik ihtiyacını kendi üzerine alacak. Belki özel güvenlik birimleri koruma güvenlik biriminin ihtiyaç duyması halinde ihtiyaç duyulan noktalarda görev yapabilir. Ama Beşiktaş Galatasaray maçında gördük ki maalesef sahaya atlayan seyircilerin önünden ilk kaçanlar güvenlik görevlileri oldu. Kanunun istediği bu değildi. Kulüplerin de anlaşmalı özel güvenlik firmalarından bekledikleri bu değildi. Dolayısıyla bunun önlemleri en keskin biçimde alınacak. Herkesin can ve mal emniyetini sağlamak adına bunlar alınacak. Ayrıca yılbaşına kadar kameralı güvenlik sistemi ile elektronik bilet uygulamasına tam manasıyla geçilmiş olacak. Bu sisteme geçildiği andan itibaren seyirden men cezası alan bir taraftarın yeniden maça gitmesi, olayların içine girmesi, bilet temin edebilmesi mümkün değil. Bu uygulama bedava bilet olayını bitirecek. Bu uygulama bedava biletçilerin yönetimler üzerinde oluşturduğu baskıyı da bitirecek. Bu uygulama şiddete en fazla neden olanların bedava biletlerle tribünlere girmesi hadisesini de sona erdirecek. Sert tedbirler olacak, belki kızanlar bozulanlar olacak ama nihayetinde bu olayın failleri ve mesulleri de bedelini mutlak surette ödeyecek. Doping konusunda hükümetimizin yaklaşımı net. Sıfır tolerans. Dopinge bulaşan kulüp, federasyon, antrenör, sporcu ve sürecin içinde başka kimler varsa hepsi ağır bedeller ödeyecek. Türk sporunda doping gölgesi kalmayacak. Bu konuda çok net ve kararlı bir tutum içindeyiz. Hacettepe Üniversitesi bünyesinde yeniden TADA'yı oluşturduk. Türkiye Antidoping Ajansı. Yeniden faaliyetlerine çok kısa bir süre içerisinde başlayacak. Bakanlık olarak biz finansmanı kendilerine aktardık. Laboratuvarlar hazır hale getirdi. WADA'dan akreditasyonunu alır almaz bütün doping numunelerinin kontrolü Türkiye'de yapılacak. Tedarik edenlere çok ağır cezalar uygulanacak. Sporcusunun doping kullanmasına seyirci kalan antrenör, kulüp ve o silsile içerisindeki federasyona kadar ki tüm süreçlerdeki ilgili ve yetkililere de aynı yaptırımlar en sert biçimiyle uygulanacak. Çünkü doping zehirdir. Dopingle elde edilen başarının sportif başarı olarak görülebilmesi mümkün değil. Sporun gayesi çok madalya kazanmak değildir. Sporun gayesi öncelikle insanı sağlıklı yaşatmaktır. Çünkü bizim felsefemiz belli. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Buradan hareket ediyoruz. Kararlı tutumumuz aynen devam edecek. O nedenle Türkiye, rahatlıkla söyleyebilirim, şu an bile dopingle mücadelesinde başarıya ulaşan bir ülkedir. Doping adına duyduğunuz ne varsa bugüne ya da dünden bugüne ait olan meseleler değildir. Bu sıkı kontrollerin yapılamadığı veya antrenörlerin bilgi sahibi olmadığı veya sporcuların bilgilendirilemediği süreçlerin neticesidir. Bugün Türkiye doping konusunda sicili karanlık bir ülke değildir. Çünkü mücadele zemini ortaya konmuştur. Başbakanımızın da desteğini alan, hükümetimizin tam manasıyla destek verdiği bir sıfır tolerans kriteri bugün Türkiye'nin benimsediği kriterdir. Kimseden ufak bir tereddüt olmasın.